Spora yeni başlayan biri değilseniz bütün vücudunuzu aynı gün çalıştırmak etkili olmaz ya da kaslarınızın çabucak gelişmesini sağlamaz. Vücudunuzun her bölümü için sadece birkaç set yapmaya zamanınız olur. Bu şekilde kaslarınızı daha sık çalıştıracağınız doğrudur ancak her kas grubu için yeterince egzersiz yapmamış olursunuz. Egzersizlerinizi bölmeyi deneyin. Mesela egzersizleri kol, bacak, sırt ve göğüs egzersizleri günleri olarak ayırın. Sonra da pizza günü. Bir dakika, o da nereden çıktı? Setler arasındaki dinlenme süresini çok uzun tutmak da muhtemelen sıkça yaptığınız bir hatadır. Bunun nedeni genelde spor salonundaki arkadaşlarınızla sohbet etmek ve telefonunuzu kontrol etmektir. Mesela tekrar ağırlık kaldırmaya hazır olana kadar dinlenmek değildir. Kısmi bir iyileşmeye ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz ama bu kaslarınızı çalıştırmaz. Dinlenme süreniz 60 saniyeye geçmemelidir. Bazen kas yapmak için sadece daha fazla uyumalısınız. Beslenmeden sonra uyku vücudunuzun iyileşmesine ve onarılmasına yardımcı olan en önemli ikinci şeydir. Uykusuz olduğunuzda stres hormonlarınızın seviyesi artabilir. Bu da kaslarınızın gelişmesine değil, kilo almanıza yol açar. Vücudunuzun yeni kas dokusu oluşturması için onu biraz cesaretlendirmelisiniz. Kaslarınıza şunları söyleyerek bunu yapabilirsiniz. Çok iyi, başarabilirsin, sen şampiyonsun. Hayır, aslında bu kaldırdığınız ağırlıkların kilosunu gittikçe artırarak mümkün olur. Bu vücudunuzun tüm bu ağırlıklarla başa çıkmak için daha fazla kas kütlesine ihtiyacı olduğunu düşünmesini sağlar. Diğer yandan kaldırdığınız ağırlıklar çok ağır olmamalıdır. Sadece 4-5 tekrar yapabiliyorsanız muhtemelen çok ağırlardır. Ağırlıklar en az 10 tekrar yapabileceğiniz kadar hafif olmalıdır. Kas yapmak için bol miktarda protein tüketmelisiniz. Evet, bu doğru. Proteinler kelimenin tam anlamıyla yaşamın yapı taşı olan amino asitlerden oluşur. Fakat bu sadece protein yemeniz gerektiği anlamına gelmez. Yağ ve karbonhidratları göz ardı etmemelisiniz. Karbonhidratlar size egzersiz yapabilmeniz için gereken enerjiyi sağlar. Yağlarsa testosteron gibi büyümeyle ilgili hormonlardan sorumludur. Fakat aynı zamanda yeteri kadar protein almaya özen gösterin. Bu kas protein sentezi olarak bilinen süreç için oldukça önemlidir. Egzersiz yaparken kas liflerinizi biraz yırtarsınız. Bu yırtıklar onarılırken daha da büyür ve kütleleri artar. Bu sürecin sorunsuz ilerlemesi için vücudunuzun yeteri kadar protein alması gerekir. 1 kilo başına 1 gram protein almanız gereklidir. Kas geliştirme antrenmanından önce ve sonra biraz esneme hareketi yapmazsanız, kas yapma sürecinin hayati bir kısmını atlamış olursunuz. Antrenmandan sonra esneme hareketleri yapmak, iyileşme sürecinizi başlatır. Antrenmandan önce esneme hareketleri yapmaksa, vücudunuzu başlamak üzere olduğunuz antrenmanı hazırlar. Fakat esneme hareketlerinin tek amacı kaslarınızı esnetip yaralanma riskinizi azaltmak değildir. Ayrıca bağ dokularınızı da esnetmeniz gerekir. Bu, kas dokunuzu tutan kese gibi bir şeydir. Bunu esneterek kaslarınızın büyümesi için daha fazla alan sağlamış olursunuz. Muhtemelen gerektiğinden fazla çalışıyorsunuz. Başlıca hedefiniz kilo vermek değil de kas yapmaksa, çok fazla kardiyo egzersizi ters etki yaratacaktır. Bunu yaparsanız kaslarınızı güçlendirmek için ihtiyacınız olan kalorileri yakmış olursunuz. Bu yüzden ihtiyaç duyduğunuz kadarını yiyin ve kilo konusunda endişelenmeyin. Son teknoloji spor aletleri havalı görünüyor. Fakat konu kas liflerini uyarmak olduğunda halter ve dumbbell'lar daha etkilidir. Bunlar ayrıca dengeleyici kaslarınızı güçlendirmeye yardımcı olurlar. Bu sayede daha ağır şeyler kaldırabilirsiniz. Ayrıca bu aletlerin serbest bir hareket aralığı vardır. Yani yaralanma riskini azaltırlar. Yeterince yemek yemiyor olabilirsiniz. Bu benim için geçerli değil. Egzersiz yaparken çok fazla enerjiye ihtiyacınız olur. Diğer bir deyişle yemek yemelisiniz. Vücudunuz durduk yere yeni kaslar oluşturamaz. Günde en az 3 büyük ve 3 küçük öğün yemeye çalışın. İlerlemenizi takip edemeyebilirsiniz. Nasıl bir antrenman rutini izlerseniz izleyin, kaç tekrar ve set yaptığınızı mutlaka not alın. Ayrıca her seferinde kullandığınız ağırlığı yazın. Bir dahaki sefere ne kadar ağırlık kaldırmanız gerektiğini bilirsiniz. Egzersiz rutininizi es geçerek vücudunuza zarar veriyorsunuz. Yeni bir düzene uyum sağlamak için en az 3 ay gerekir. Daha kısa bir süre olayların işleyişine uyum sağlamak için yeterli olmayacaktır. Kaslarınız büyümez ve güç kazanmayı tam anlamıyla deneyimleyemezsiniz. Yaptığınız egzersizleri ve egzersiz programınızı sürekli değiştirerek kaslarınızın aklını karıştırmayın. Birkaç temel harekete sadık kalın ve yoğunluklarını yavaş yavaş arttırın. Vücudunuzun 3'te 2'si sudur. Kas hücrelerine gelince onların yaklaşık %79'u sudur. Yeterince su içmemek daha fazla kas dokusu kazanmanızı önleyebilir. Günde 6 ila 8 bardak su içseniz yeter. Ancak yeteri kadar su içtiğinizden emin olmak için kilonuzu 0.03 ile çarparak günlük ne kadar su içmeniz gerektiğini bulabilirsiniz.
Mesela 45 kiloysanız yaklaşık 1,5 litre su içmelisiniz. Bu da ortalama 6 bardağa denk gelir. Ağırlık kaldırma hızınız da önemlidir. Kaslarınızın bir süre gerilmesi gerekir. İşte kaslarınız bu esnada şişer. 10 saniyede 10 tekrar çok hızlıdır. Setlerinizin en az yarım dakika sürmesine özen gösterin. Yeterince formda değilseniz ağırlıkları kontrol edemezsiniz. Bu şekilde spor yaparsanız kaslarınız dışındaki her şeyi çalıştırırsınız. Artı tendonlarınızı ve eklemlerinizi gerektiğinden fazla işin içine katmış olursunuz. Bu da yaralanmanıza yol açabilir. Spor yaparken kaslarınızdan destek almanız gerekiyor. Eğer seçtiğiniz ağırlığı kaldırmaya hazır değilseniz muhtemelen güç platosuna ulaşırsınız. Bu noktada vücudunuz kas kütlesi oluşturmayı bırakır. Vücudunuz egzersiz yaparken kullanmayı düşünmediğiniz kas gruplarını da çalıştırarak kaslarınızın gerileyip zorlanmasını telafi etmeye çalışacaktır. Aynı tekrar aralığına çok bağlı kalıyor olabilirsiniz. Ortalama 5 ila 8 tekrarın daha fazla kas yapmaya yettiğine dair yaygın bir inanış var. Ancak acemiliğinizi üstünüzden attığınızda 3-4 tekrarla düşük tekrar aralığından 6-8 tekrarla orta tekrar aralığına ve ardından 12-15 tekrarla yüksek tekrar aralığına geçseniz iyi olur. Hangi kasları çalıştırdığınıza dikkat edin. Onları nasıl kasıp sıktığınıza odaklanın. Sadece bildiğiniz hareketleri yapıyorsanız sürece tam olarak dahil olmuyorsunuz demektir. Proteinler, karbonhidratlar ve yağlar vücudunuz için harikadır. Fakat kaslarınızın gelişmesine yardımcı olacak mikro besinlerin de tamamını tüketmeye özen göstermelisiniz. Vücudunuzda belirli vitamin ve mineraller yoksa zorlu egzersizler vücudunuza zarar verebilir. Beslenmenize daha fazla meyve ve nişastasız sebze ekleyin. Vücudunuz yiyeceklerden aldığınız karbonhidratların çoğunu glikoza dönüştürür. Glikoz bir şeker türüdür ve hücrelerinizin ana yakıt kaynağıdır. Enerji elde etmek için bu glikoza ihtiyacınız olmadığında kaslarınızda depolanır ve glikojene dönüşür. Kahvaltı yapmadığınızda vücudunuzun başka bir yerden, mesela kas dokunuzdaki glikojenden enerji elde etmesine neden olursunuz. Bunun olmasına izin vermeyin. Biraz protein ya da yavaş sindirilen karbonhidratlar tüketin. Mesela fasulye, mercimek, sebze ya da tahıllar gibi yiyecekler yiyebilirsiniz. Aksi takdirde ilerlemeniz sekteye uğrayabilir. Kaslarınız anında büyümeyecek. Bu süreç aylar, hatta yıllar alabilir. Haftalar içinde olmaz. Ağırlık kaldırma konusunda ne kadar deneyimsizseniz kaslarınızın geliştiğini o kadar hızlı hissedersiniz. Fakat bu durumda bile bir gecede sonuç beklemeyin. Vücut geliştirenlerden bazıları daha kaslı olmak istiyorsanız sürekli yemeniz gerektiğini iddia ediyor. Ama bu işte bir bit yeniği var. Günün ilk yarısında vücudunuzun karbonhidratlara ihtiyacı vardır. Fakat öğle yemeğinden sonra metabolizmanız yavaşlar. Günün bu zamanından sonra tükettiğiniz karbonhidratların yağ olarak depolanma olasılığı daha yüksektir.